Biz de yakından gördük, yolun üstünden gördük de. Çok yani. Bayağı kalabalık bir sürü var. Dillerinize kurban olayım sizin be. Haydi. Akşam oldu, gidiyoruz gayrı. Haydi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi az önce babamla da bahsettik. Bizim köyü domuzlar bastı. Çok kalabalık bir sürü. Köyün etrafında geziyorlar. Babam diyor ki yavrular küçük küçük diyor. Bir sürü var, 20-30 tane diyor. Bunlar zaten yağmurda geçerlermiş böyle, her yere çıkarlarmış yağmur olduğu zaman, yağdığı zaman bu domuz sürüsü. Onlar da çıktılar işte. Bizim köye geldiler. Bir ara bundan 2 yıl önce mi 3 yıl önce mi daha çoktu. Sürekli her yerde domuz sürüsü. Her yerde domuz sürüsü. Köyün karşısının da, köyün yanında, evlerin yanında sürekli her yere bayağı bir sarmışlardı ama uzun zamandır, birkaç yıldır da gözükmüyordu. Şimdi tekrardan bir sürüye rastladık yani. Bayağı geziyorlar yani, rahat takılıyorlar ama ses olunca tabii kaçıyorlar. Biraz bakışıyoruz. Sonra tekrar kaçıyorlar. Sonra tekrar geliyorlar 10 dakika sonra. Öyle yani, kalabalık bir ekipman var bizim buralarda diyorum. Yine eğer görürsek hani ara ara çekim yaparım size. Yakından görebilirsem, keşke görsem de böyle o küçük yer. Peki arkadaşlar, sürünün içerisine sayısını bilmiyorum ama 5-6 tane farklı babam ırk kuzu getirdi. Koyun getirdi. Şimdi onları sizlere göstereceğim. Sonra buzağımız oldu bir tane. Onu da eğer annemler içeri koymazsa beraber koyarız. Sürünün önüne geldim ben. Şöyle çıktım. Bunlar da karnılarını doyurmuş. Tamam, şimdi eve gitti. Yine tekrardan koyunları ayıracağız. Hani bu sulfoklar var ya, onları yem veriyor. Sanırım yemi birden kesmeyelim dedik. Aslında yem vermesek de olur da. Ne bileyim, dedem verelim diyor işte. O veriyor sabahları. Diğerlerine vermiyoruz. Yine keti sağacağız. Akşam şu sürüyü bir koyalım. Yarısı aşağıda tabii. Şöyle göstereyim ben size sürüyü. Şöyle bir iki tane topallayan var. Onlar da zaten hani şeyden, yağmur yağdı, çok güzel, bereket, bolluk, güzel bir şey ama işte çamur olunca hayvanlar maalesef topallamaya başlıyor. Şöyle sabah yine babam koyunlara zillerini takmış. Böyle çana, zile çok merakı vardır. Benim de çok hoşuma gider böyle ziller, çanlar. Onları babam takmış sabah. Hepsi ayrı ayrı hoş hoş çalıyor ama bunları aşağı indirmemiz lazım. Çünkü o sulfoklar tam uymuyor sürüye. Onlar aşağıda, keçiler de aşağıda. Çay, 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 çay. Çay. Hadi. Yağmur yağınca maalesef ki internet bizim tamamen gidiyor. İnternet gittiği için salı günü de video yükleyemedim. Çok üzüldüm ya. O kadar uğraştım. Hani çabaladım, yükleyebilir miyim ki diye. Hatta yukarıda bizim bir mandara var arkadaşlar. Bayağı yukarıda. Orada çok iyi çekiyor internet. Oraya çıktık. Ama yok, yüklenmedi arkadaşlar. Bir saat durdum. Bir saatte daha %7 olmuş. Şarjım zaten bitti. Full doldurdum ama şarjım bitince de mecburen ben eve geldim. Evde hani bir milim sabahtan akşama kadar yüklenir mi ki dedim. Yok. 7'den yukarı çıkmadı. Pamuk! Pamuk! Gel! Pamuk! Pamuk! Gel! Kız pamuk! Kaçtı aşağıya. Yüklenmedi. Bazen arada oluyor. Hani video yükleyemezsem internet çekmiyor demektir. Eğer sizin bir fikriniz varsa arkadaşlar, hani Nurgül internet şu şekilde yap, şunları dene, daha iyi verim alırsın, çeker internetin derseniz ki yorumlara yazın, olur mu? Çünkü benim çok ihtiyacım var böyle bir şeye. Yarısı koyuna gitmiş bile, eve bağırıyor vallahi. Bunlara da kıyamıyoruz. Ne güzel yayılı veriyorlar ya. Ama işte karanlık olmadan şey aşağıya indirelim, keçileri sağacağız da. Çay, 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 çay. Haydi.
çanı bırak. Tuz istiyor da var. Tuz vereceğiz. Baksana birincisi bu topallayan. Çay, çay, çay. Bunların iğneleri var. İğnelerini yaparız. Yapıyoruz da zaten topallama olunca. Çay, 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 çay. Haydi bakalım. Koçları değiştirmeyi düşünüyoruz. Babam kuzulardan getirmiş, hani ırk kuzulardan. Şimdi yakından göstereceğim ben size onları da. Nerede kaldı onlar? Böyle küçük kulaklılar. Güzel. De onlar kuzu daha. Koçluk yapamaz. İşte buradalar. Bizim ırklar. Bakın. Şunlar. Görüyor musunuz? Şunlar. Küçük kulaklılar. Irk. Doğu Friz diyorlar ama tam da Doğu Friz mi onu bilemeyeceğim işte. Ama çok güzeller ya. Şimdi kuzular, kıvırcık, merinos ya bizim bu şişekler. İçine de farklı bir koç kattığımız zaman damızlığa seneye inşallah güzel şişekler, kuzular satarız. Dişi olarak, koçluk olarak da erkek kuzuları ayırırız. Hani koç olmayanlara da kurbanı ayırırız. Bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bakalım hayırlısıyla. Kuzularımızı, ilk kuzularımızı alalım da. Çay, çay. Şimdi bu kıvırcığa, merinosa güzel bir koç katarsak damızlık kuzular çok güzel olur. Çay, çay. O yüzden farklı bir koç katmak istiyoruz. Bakalım hayırlısı. Haydi. Bu arada bunların çanları ağır değil arkadaşlar. Onlar hafif oluyor. Çay, çay, çay. Kırkım yapabilsek bir. Yağmur bitmedi. Yağmur bitince hemen kırkımı yapacağız. Allah'ın izniyle. Bakın bunların içinde de zaten ırk kuzular var. Küçük kulaklılar. Haydi. Şeyler hep gitmiş ya. Birkaç tane kalmış burada. Sulfoklar. Yemediklerimiz. Şşt. Kız gel buraya. Bir şey mi gördün yukarıda? Vallahi kurt murt vardın. Belli olmaz. Silkelendi. Suyunu da attı yünlerinden. İçeride kuru yerde yatar. Haydi bakalım haydi. Anam benim zillilerim. Şu şeyleri yakından gösterebilsem en son aldıklarımızı yanına gidemedim ki. Çay. Sizin ot yiyişinize kurban olayım. Haydi bakalım haydi. İşte yakaladım yakından inşallah. İki tane koyun var. 3 tane de kuzu, 5 taneymiş arkadaşlar. Tomurcuklar size. Haydi! Gidemiyorlar da be. Aman iyi. Haydi bakalım haydi. Tıngır tıngır haydi. Sanki ilk defa buluşuyorlar gibi. Yukarıdakileri bağırıyorlar. Bakalım ilk kuzumuzu hangi ayda alacağız? Büyük ihtimalle Kasım gibi alırız. Çünkü koçu yeni katmışlar içerisine. Kasım'da alırız. Akşam evden okuyor size ama. Anam ne güzel doyurmuşsunuz siz karnınızı be. Ay maşallah benim yavrularıma. Bir dakika 5 taneydi değil mi az önce saydık? 3 tane de burada var. 8 taneymiş. 8 tane getirmiş akşam baba. Getirdiğini biliyorum da sayısını bilmiyorum.
Hasan'la indirmeye gittilerdi. Ben de görmedim. Çay! Haydi bakalım. Şuna bakın, ne güzel sarmışlar şu şeyde yiyor şu keçiler. Tatlı bir aşk, sevda. Bunların yeşini izlemek. Heh, bu arada bir de sabah o mandıraya gittik dedik ya. Orada bir tane kıvırcık keçilerden aldık erkek olarak. O da tekerlek yapacak bakalım. Yani ırk yapmaya çalışıyoruz. O yüzden değişik farklı ırklar üretmeye çalışıyoruz. Aynı ırkı devam ettirmeye çalışmıyoruz. İki tanesi burada, üç tanesi burada. Tekemiz bu. Kırmızı boya yaptık. Bir de çanlattık. Hemen alışmış yavrum benim. Yemiş gibisine. Haydi, karanlık çöktü be. Keçilere saatim, haydi. Boyunlu da eve götürmek bir ayrı zor ya. Bu akşam bundan gitmiyor. Niye böyle yapıyorlar anlamış değilim he. Karınları doymadı desem çok güzel doymuş. Eve alışamadılar daha herhalde ondan. Sonunda. Şimdi hemen şuraya önüne gitmem lazım kamyonun olduğu yere. Thank you.
Şeyleri koyduğun kuzuların hepsi erkek mi bunlar? Yok, bir erkek. Bir erkek. İşte neydi onların adı? Doğu Friz mi deniliyor? Yok. Doğu Friz herhalde o. Doğu Friz deniliyor da kendisi değil. İki çeşit. İki çeşit. Ana sok. Allah. Bacak tamam. Dur oğlum dur. Geyik dedi adamın, geyik. Aha bu yüzler tam geyik. Hadi geyik. Hadi git. Muradın er. Geyik Murad erdi. Bakın. Kabak hiç ya. Güzel bir çay oldu daha. Tutun. Bir şey daha. Tutulması zor oluyor. Tutulması. Yakalasa. Garip bir git. Çanlı sarı keçiyi. Çeviş. Haydi bakalım. Sanki biliyor gibi önden gidiyor. Bu kadar küçük sabitti. Çadırı ekleyeceğiz ya. Burada yağmur ya. Keçi sağlamak istiyorum. Allah Allah, ne bereketliymiş, arkası gelmedi be. Benim buzlardan. Haydi haydi haydi, bekleme yapma haydi. Tam alışmadılar ya. Kuyması zor oluyor bizim için. Gözlere bak gözlere. Cam gibi parlıyor. Evet, yeni buzağımıza bakalım. Işığı yakmadık. Yanmadı. Lamba mı patladı ki? Galiba lamba patlamış. Kızım, yeni bebek mi verdin sen bize? Babam benim güzelim. Dur bakalım. Ne içeride yatıyor?
Oy maşallah benim efelerime bak ya. Bakalım bakalım bakalım, şurada bir tane bebek. İşte benim bebeğim. Şşt. Hay maşallah Simentel. Danaya benziyorsun sen ha. Bu şunun kuzusu. Şöyle üstünü annem örtmemiş de. İçirmiş herhalde sütünü. Yatmış şuraya. Siz? Kupelle. Ben donumu yemesen olmuyor mu? He? Ne istiyorsun bundan? Fıstık. Boncuklu şakille. Gelin bakalım. Dur hadi gidiyorum ben. Eve gidiyorum, gelme. Eve gideceksin, gelme. Gelme. Hasan emdirmiştin sizi, gelme. Gelme. O nasıl kız? Kabak mısın lan? Yok, boynuzlu benim güzel kızı. Sıkın. Şurada da fındıklar var. Bunlar da tezeler. Bu da benim Ayşe'li güzel kızım. Bu da doğuracak ama. Bu akşam doğuracak büyük ihtimalle. İnşallah hadi bakalım. Sağlıklı inen gelsin. Yeni bebeğimiz. Evet eve geldim. Şöyle sütümü süzdüm ben arkadaşlar. Soba yanmıyor maalesef. O yüzden Aygaz'da pişireceğim. Sonra da soğutup peynirimizi yapacağız. Evet sütüm kaynamaya başladı. Bu da manda sütü gibi. Aynı bembeyaz. Mesela şu an ineklerin sütleri biraz daha kaymaklıdır. Sarıdır. Ama bunun biraz dibine sarmış sanki ya. Neden öyle oldu? Keşke biraz ıslatsaydık suyla. Pişireyim de tam öyle çalalım peyniri. Sadece pişsin. Yoksa buraselli oluruz. Evet, şimdiki peynirimiz kaynadı. Hemen sizlere göstereceğim. Uyuyan peyniri kaynatıyoruz. Bu şekilde yeşilimsi bir renk çıkana kadar kaynıyor. Kaynadıktan sonra çuval. Biz burada çuvalları aktarıyoruz. Daha pratik olsun diye. Bunları güzelce yıkıyorsun. Temiz bunlar zaten, tuz çuvalı olduğu için daha çabuk hani süzüyor. O yüzden biz bunu aktarıyoruz. Şöyle aktardım. Hemen suyunu şuraya koyacağım. Bu suyu lazım bize. Bozulmasın diye. Bu kadar su yeter. Zaten küçük bir peynir oldu. Bunun için inek sütü de katıp yapıyorduk biz. Birkaç kere de öyle yaptık. Öyle de güzel oluyor. Bakın şimdi arkadaşlar, buraya bir tane biz küvet aldık. Sıfır. Bu küveti buraya koyduk. Mesela peynirimizi büyük çuvala aktardı annem az önce. Sonra keş yapacağız. O yüzden torbaya da yoğurt koyduk. Bu şekilde yani burada ürünümüzü yapıyoruz. Mutfağın bir köşesine koyduk bunu. Burada duruyor. Hadi bakalım. Peynirimiz yarım saat üstünde taş duracak peynirin. Sonra taşı alacağız. Bir yarım saat daha duracak. Bir saatte peynir hazır oluyor. Bu da burada soğusun. Peynirimiz hazır. Şöyle keselim dört parçaya. Sonra suyun içine koyacağım. Ki bozulmasın diye. Ama ilk önce tuzlamam gerekiyor. Şu şekilde tuzluyorum. Evet, peynirin de her aşamasını sizlere gösterdiğime göre bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.